Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna bağlı kalır. Bu konudaki diğer bir rivayette Husayn İbni Vahvah radıyallahu anh'ten şöyle diyor. Talha İbnil Bera İbnil Azib radıyallahu anhuma hastalanmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete geldi. Çıkarken şöyle buyurdu. Talha'ya ölümün yaklaştığını görüyorum. Ölecek olursa bana haber verin. Techiz ve tekfini işinde elinizi çabuk tutun. Çünkü bir Müslümanın cesedini ailesi yanında bekletmek uygun değildir. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Borçlu ölen kimseden borcu mutlaka tahsil edilir. 2. Mirasçılar ölenin borcunu ödemekte acele etmelidir. 3. Borcu ödeninceye kadar müminin ruhu borcuna bağlı kalır. 4. Ödemek niyetiyle ve meşru sebeplerle aldığı borcunu ödeyemeden ölen ve borcuna karşılık herhangi bir mal da bırakmamış olan Müslümanın borcu, Beytülmal dediğimiz devlet hazinesinden ödenir. 5. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yakından ilgilenirdi. 6. Cenazeyi bekletmeden mümkün olan en kısa zamanda defnetmek iyidir. 7. Halkın cenaze namazına iştirak edebilmesi için ölüm olayını ilan etmek uygundur. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şeriflerden gerekli ibretleri alabilmeyi nasip eylesin. Amin.